Porsche Panamera. Almanya'nın en ünlü otomotiv şirketlerinden birinin piyasaya sürdüğü yepyeni bir makine. Porsche'nin bugüne dek yaptığı ilk dört kapılı yüksek performanslı sedan otomobil. Çok özel bir araç. Eskiden dört koltuklu bir Porsche kullanmanız mümkün değildi. Panamera şirketi daha önce hiç gitmediği bir noktaya götürüyor. İnsanlar bu kadar farklı bir Porsche'yi satın alabilir mi? Küçük bir marka olduğu için yeni bir arabayı pazara sunmanın şirket için çok ama çok büyük bir risk olduğunu söyleyebilirim. Bu riskin bir parçası da 200 milyon dolar yatırım yaparak teknoloji harikası fabrikanın genişletilmesini kapsıyor. Porsche ilk kez tam anlamıyla yepyeni olan bir fabrika planlıyor. Dünyanın en modern otomobil fabrikalarından biri. Burada her saniye önemli. Her gün kelimenin tam anlamıyla saniyeleri sayıyorlar. Burası Porsche'nin mega fabrikası. Üzerindeki örtü ilk olarak 2009 yılında kaldırılan Panamera, büyük Porsche hayranlarının bir kısmının nefretini kazandı. Onlara göre bu model şirketin klasik spor otomobil köklerine uymuyordu. Bu model bizim nazarımızda Porsche değildir diyenler oldu. Panamera, Porsche'nin müşteri tabanını genişletmek için oluşturulan hesaplanmış bir risk ve Porsche'nin yapabileceklerinin bir tanımıydı. Öncelikle bu otomobilin projesinin nasıl başladığını anlatmak istiyorum. Hepimiz Porsche'den spor otomobiller bekliyoruz ve spor otomobiller segmentinde bizi simgeleyen model hala tek kapılı bir otomobil. Söz konusu tek kapılı otomobil, 40 yıldan uzun bir süredir üretimde olan Porsche 911. ...911 gerçekten kullanmak isteyeceğiniz bir otomobil. Fakat bir süre sonra bu modelin bir başka türü olmayan, gerçekten farklı bir segmente açılan bir otomobil üzerinde düşünmemiz istendi. Böyle bir otomobil üretme kararının verilmesi hiç beklenmiyordu. Panamera'nın sürüş karakteri 911'e çok benziyor ama 4 koltuğu var. Yani elimizde Porsche 911'in genetik kodlarına sahip 4 koltuklu bir spor araba var. En üst model Porsche Panamera 0'dan 100 kilometreye 3.8 saniyede çıkıyor. Porsche oynadığı kumarı kazanıyor. Panamera, Porsche'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan modeli haline geliyor. Fakat Porsche daha önce hiç dört koltuklu bir araba tasarlamamıştı. Bu işin altından kalkabilmek için Leipzig'teki teknoloji harikası fabrikalarını genişlettiler. Normal bir günde 120 Panamera üretiyoruz. Üretim süreci son derece iyi bir şekilde optimize edilmiş. Leipzig fabrikası Panamera'nın üretimi konusunda bize yardımcı oluyor. Fabrika 46 bin metrekareden daha geniş bir alana yayılmış. Şu anda Porsche'nin Leipzig fabrikasının lojistik merkezindeyiz. Buraya günde 150-160 kadar kamyon geliyor.
fabrikaya her gün 200 binden fazla parça teslim ediliyor. Her bir parça 24 saatten kısa bir süre içinde kullanılıyor. O yüzden hiçbir şeyin kaybolmaması büyük önem taşıyor. Her parçanın yeri belli. Böylece hiçbir parçayı kaybetmiyorsunuz. Her parçayı kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Çünkü hepsinin fabrika içerisinde kendisine ayrılmış özel bir yeri var. Bir sistemimiz var. Montaj sistemi ile lojistik sistemi bir arayüzle birbirine bağlı. Böylece parça akışı, otomobil akışı ve montaj akışı eş zamanlı olarak ilerliyor. Parçalar sadece Porsche fabrikası için tasarlanmış olan kasaların içinde geliyor. İşte özel kasalarımızdan biri. Porsche tarafından direksiyonları ve hava yastıklarını taşımak üzere tasarlandı. Çalışanlarımızdan biri buradan direksiyonu alıyor ve doğrudan montaj hattına götürüyor. Leipzig'teki fabrika kilit rol üstlense de Panamera'yı üretmek için 3 farklı Alman fabrikası gerekiyor. Otomobilin kasasını ve boyasını Hannover'de, motor üretimini ise Stuttgart şehrinin içindeki fabrikada yapıyorlar. Şu anda Zuffenhausen'deki Porsche motor montaj fabrikasındayız. Burası fabrikanın kalbi. Motor fabrikasının kalbi işte burası. Lojistik merkezi. Buraya günde 14 kez parça teslimatı yapılıyor. İşçiler arabalara montaj hattına gidecek doğru parçaları yüklemek için bilgisayar verilerini ve ışık sinyallerini kullanıyor. Motorlar için doğru parçaları doğru zamanda doğru yere koymak çok zor bir iş. Bu parçaların 8 saniye sonra motor fabrikasına doğru yola çıkacağı anlamına geliyor. Sarı şey sürücüsüz nakliye sistemi. Bilgisayar tarafından yönetiliyor. Nakliye sistemi fabrikaya giden yolu kendi kendine bulmak zorunda. Her bir motor için 190 parça ve tek bir motorun tüm parçalarını taşıyabilen bir araba gerekiyor. V motorların montajını burada yapıyoruz. Hem V6 hem V8 motorlar burada yapılıyor. Panamera'nın motorlarını 2 vardiya çalışan 300 civarında işçi üretiyor. Aynı anda 7 farklı motor üzerinde çalışılıyor. Bu çeşitlilik Porsche'nin iş stratejisinin bir parçası. Panamera'ların fiyatları 75 bin dolar seviyesinden başlıyor ve tercih ettiğiniz motora göre 173 bin doların üstüne çıkabiliyor. Evet, yanlış duymadınız. 173 bin dolar. ...300 beygir gücündeki V6'dan... ...550 beygir gücündeki turbo şarjlı V8'e kadar... ...farklı motor seçenekleri var. Turbo motor saatte 306 kilometre hıza çıkabiliyor. Burası motorun ilk istasyona konduğu yer. Motor hattında 43 istasyon bulunuyor. Her bir adım 3 dakika 45 saniye sürüyor. Tam da Porsche hayranlarının beklediği gibi. Motorlar büyük bir dikkat ve hassasiyetle üretiliyor.
Bunlar Panamera Turbo'nun turbo şarjları. Bu da turbo şarjların motora monte edildiği istasyon. Hem normal el aletleri, hem de bilgisayar tarafından kontrol edilen aletler kullanıyorlar. Evet, bu akıllı aletlerimizden biri. Hangi açıyla ne kadar güç uygulanacağı bilgisayarda kayıtlı. Kritik işlerin çoğu robotlar tarafından hallediliyor. Burası silindir başlıklarının monte edildiği istasyon. Ve burası da motora monte edildikleri robot istasyonu. Robotlar çok özel. Her bir motor için ayrı programımız var ve robotlar doğru motor için doğru tornavidaları seçmek zorunda. Bir yarış pisti motorunun üretimini 3,5 saat içerisinde bitirebiliyoruz. Bitmiş motorları, parçaları montaj hattına getiren otomatik nakliye araçları karşılıyor. Nakliye aracı motorun altına girip onu kaldırıyor. Motor buradan Leipzig'e aktarılacak. Nakliye sistemi tamamlandıktan sonra motoru montaj hattından alıp yükleme alanına taşıyoruz. Motorlarımızı oradan Leipzig'e yolluyoruz. Leipzig'e kadar 4 saatlik bir yolculuk yapıyor yanılmıyorsam. Leipzig'e giden motorlar arabaların gövdelerine takılacak. Kamyonlar gelince işçiler dakikaları ve saniyeleri saymaya başlıyor. Her 2 dakika 20 saniyede bir motoru indiriyoruz. Bu motorlar Panamera için özel olarak tasarlanmış. Porsche'ler her zaman performans otomobili olmuşlardır. Dört kapılı olanları bile. Panamera aynı zamanda zengin özelleştirme seçenekleri de sunuyor. 7 farklı motordan, 2 farklı şanzımandan ve arkadan itişle motorun 4 tekerleği birden çevirdiği çekiş sistemlerinin arasından istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bu otomobille isterseniz yarış pistlerinde eğlenebilirsiniz. Aynı zamanda tatile de çıkabilirsiniz. Otomobillerin tüm mekanik parçaları fabrikanın aynı noktasına geliyor. Motorlar ve şanzıman gibi önemli parçalar, kamyonlardan fabrikanın otomobilleri üretmekte kullanacağı sırayla indiriliyor. Motorlar sıra sıra kamyonlar tarafından getiriliyor. Tıpkı süpermarket kasası gibi ama çok daha hızlı.
Barkodlar, parçaların sırasını kontrol etmek için. Bu motor, montaj hattına teslim edilmeye hazır. Parçalar yüklenir yüklenmez, taşıyıcılar boş kamyonlara geri dönüyor. Bu, parça ve kamyonları sürekli hareket halinde tutmak için kullanılan son derece verimli bir yöntem. Motoru dolu römorka koyuyoruz ve boş paletler boş römorklarla buluşuyor. Bu döngü sürekli tekrarlanıyor. Yedi motor versiyonu için tek bir montaj hattı kullanılıyor. Fabrikanın bu bölümünde motoru ve şanzımanı bir araya getiriyoruz. Panamera'nın bilgisayar kontrollü manuel şanzımanı. Bu şanzıman Porsche'nin yarış otomobilleri üzerinde geliştirildi. Spor otomobil ruhlu bir sedan üretmek için hayati öneme sahip bir parça. Bu şanzımanla isterseniz vitesleri kendiniz değiştirebilir, isterseniz bilgisayarın kontrolüne bırakabilirsiniz. Sportif bir sürücüyseniz arabayı tamamen kendiniz sürebilirsiniz. Ama bu arabayı eşiniz, hatta anneniz bile kullanabilir. İşçiler motor ve şanzıman üzerinde çalışırken bir dizi robotik araç montaj hattının etrafında dolanıyor. Bu araçlar şasi montajı için hareketli tezgah vazifesi görüyorlar. Aracın üzerinde güvenlik için bir kara göz, yani tarayıcı var. İsterseniz göstereyim. Gördüğünüz üzere şimdi durdu. Şimdi geri çekiliyorum ve gördüğünüz gibi yeniden harekete geçiyor. Daha sonra arabanın süspansiyonu ve frenleri takılıyor. Kilit öneme sahip bu parçalar Porsche'nin yarışçılık tarihine dayanıyor. Şu anda saatte 160 km hızla ilerliyoruz. Frenlerimiz çok iyi. Pist ıslak olsa bile tutunma konusunda hiçbir sorun yaşamayız. Motor ve şasi hattında sürekli olarak parça eklemeye devam ediyorlar. Gözlerini de saatten ayırmıyorlar. Her bir adım için 2 dakika 20 saniye gerekiyor. Panamera, start-stop sistemi adı verilen özelliği kullanan ilk Porsche. Motor, kırmızı ışıkta durduğunuz zaman yakıt tasarrufu için kendini durduruyor. Şu anda ayağım frendi. İleri doğru gitmiyoruz. Motor ve ateşleme sistemleri kapanıyor. Fakat gaza bastığınızda motor bir anda çalışmaya başlıyor. Yola devam etmek istediğiniz zaman motor yeniden çalışıyor. Çok verimli bir sistem. Bir litre benzinle şehir içinde 29, otoyolda ise 43 kilometre kat etmenizi sağlayacak kadar verimli. Fakat büyük ihtimalle pek çok kişi Panamera'yı yakıt ekonomisi için değil, gazı köklediğiniz zaman hissettirdikleri için alacaktır.
Porsche, dört kapılı bir spor otomobili üretmek için yepyeni bir tasarım yapmak zorunda kalmış. Yepyeni bir sayfa açtık. Bu sorunu çözmek için farklı yöntemler yaptığımız safhada bolca çizim yaptık. Burada gördüğünüz üzere bir yandan tek kapılı bir otomobilin tavan çizgisini kullanırken diğer yandan otomobilin içinde dört kişinin oturabileceği bir alan yaratmaya çalıştık. Düşündüğümüz şeyin ruhunu korumaya çalıştık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Ve Oruç burada Hannover, Almanya'daki Volkswagen fabrikasında canlanıyor. Devasa fabrika 12 binden fazla işçiye ev sahipliği yapıyor. Burada genellikle Volkswagen marka van ve kamyonetler üretiliyor. 300'den az sayıda işçi ise Panamera üzerinde çalışmak için eğitiliyor. Fabrika Avrupa'nın en büyük metal preslerinden birini kullanıyor. Bu devasa makinenin ağırlığı 500.000 kilo. Bir futbol sahasından daha büyük. Çalıştığı zaman fabrikanın zemini sallanıyor. Buradaki presleme işinin %95'i tamamen mekanize edilmiş. Günde ortalama 120 Porsche Panamera gövdesi üretiyoruz. Sıradaki durak kaynak istasyonu. İki kişi yan şasiyi kolaylıkla kaldırıyormuş gibi görünüyor. Bunun sebebi gerçekten kolay olması. Şasi hafif alüminyumdan üretilmiş. İşin zor kısmı, tamir gerektiren küçük kusurları bulacak yeteneğe sahip olmak. Bu kalite kontrol çalışması, presleme sürecinde meydana gelen kusurları ortaya çıkarıyor. Bu gövdeyi üretmek kolay değil. Tipik bir otomobil, tek bir metalden meydana gelir. Panamera'da ise 6 farklı metal kullanılıyor. Panamera'da kullanılan pek çok farklı metal var. Öncelikli olarak alüminyum, galvanize çelik levha ve sıcak biçimlendirilmiş çelikler kullanılıyor. Bunların hepsini yan panel alanında görebilirsiniz. Ön panel alanında ise dökme alüminyum var. Malzemeler kasıtlı olarak karıştırılıyor. Amaç arabayı mümkün olduğunca güçlü ama hafif olarak üretmek. Gövde birkaç robotun birlikte çalışmasıyla yaratılıyor. Bazıları parçaları yerine oturturken, diğerleri birleştirme işiyle uğraşıyor. Bazı robotlar parçaları bir arada tutmak için Japon yapıştırıcısının otomotiv versiyonunu kullanıyor. Tüm robotlar teknoloji harikası video oyunlarına benzeyen bilgisayar ekranları üzerinden kontrol ediliyor. Lazer tarayıcılar her şeyin yerine oturduğunu, hassasiyetin insana ait tek bir saç telinden daha ince olduğunu teyit ediyor. Hat üzerinde bunun gibi ölçüm istasyonları var. Her bir ana yapısal parçanın montajından sonra hat üzerindeki perceptron sistemi devreye giriyor. Robot tavanı yapıştırıyor. Daha sonra insan kaynakçılar gelerek makinenin erişemediği yerleri sağlamlaştırıyor. Sırada kapılar var. Sonra bir başka kalite kontrol istasyonu geliyor. Kaynak yerlerini düzleştiriyor. Ve işin kalitesini kontrol ediyorlar. Gövde yavaş yavaş arabanın bitmiş halini andırmaya başlıyor. Sıra boyamaya geldi.
Bütün gövdeler ikinci kata taşınıyor ve boya hattına girmek üzere hizalanıyor. Ama önce en küçük kusurları bile gösterecek şekilde aydınlatılmış bir tünelde bir kez daha kalite kontrolü yapılıyor. Araba daha sonra boyanın gövdeye yapışmasını sağlayan bir kimyasal solüsyonla özel bir yıkama işleminden geçiriliyor. Hannover'deki fabrika dünyanın en modern boyama hatlarından birine sahip. Robotlar hem 24 standart renkte hem de müşterinin isteğine göre sayıları 130'u bulan özel renklerde boyama yapabiliyor. Boya ısı tünelinde kurutuluyor. Bu endüstriyel güçte saç kurutucularının arabalar için üretilmiş bir versiyonu. Daha sonra şeffaf cila tabakası atılıyor. Son adımlar. Her araba elle kontrol edilip parlatılıyor. Küçük estetik ayarlar yapılıyor. Bu aşamada gövdeye hiçbir şekilde insan eli değmemiş oluyor. Tamamlanan gövdeler otomatikleştirilmiş bir depoya doğru ilerliyor. Burada son montaj hattına girecekleri Leipzig'teki fabrikaya nakledilmek üzere hazırlanıyorlar. Yeni Panamera'ların gövdeleri iki yüksek yük vagonuna yükleniyor. Onları yeni otomobillerin doğacağı Leipzig fabrikasına götürmenin zamanı geldi. Hannover'de arabaya bir verici yerleştiriyoruz. Böylece arabanın nerede olduğunu da görebiliyoruz. Leipzig, çok az insanın görebildiği küçük bir odadan kat edilen her kilometreyi kontrol ediyor. Kontrol merkezi. Burası fabrikanın kalbidir. Gövdelerin her öğleden sonra Hannover'den gelişi de dahil olmak üzere olan biten her şeyi gösteren elektronik bir sinir merkezi. Şu anda Panamera hattımızı görüyorsunuz. Burası ilk nokta. Hannover'den gönderilen gövdeler burada bir araya geliyor. Özel bir asansör sistemi arabaları fabrikaya getiriyor. Orijinal Porsche fabrikası bugünkünden çok farklıydı. Tempo çok daha düşüktü.
bütün motorlar elde yapılıyordu. Motorla şanzımanı arabaya monte etmek zordu. 3 kişi çalışıyordu. İçlerinden biri arabanın altında sırt üstü yatıyordu. Yeni Leipzig fabrikasında 2 dakika 20 saniyede biten iş için 30 dakika uğraşıyorlardı. Yepyeni bir şey üretme şansı yakalamışlardı. Beyaz bir sayfayla başladılar. Yeni bir şey yaratma fırsatı yakalamışlardı ve en modern yöntemleri kullandılar. Amaçları dünyanın en verimli fabrikasını yaratmaktı. Leipzig'in verimliliğinin kilit noktası, arabaları fabrikanın içinde hareket ettirmek için kullanılan yenilikçi yöntem. Arabayı altında çalışabilmek için çevirebiliyoruz. Diğer hatlarda da arabayı alçaltıp yükseltmek gibi bir şansımız var. Gövde yukarıdayken arabanın kritik bir noktasına erişmek çok kolay oluyor. Benim işim yakıt tankını monte etmek. Yakıt tankından sonra arabanın içi üstünde çalışmaya başlıyorlar. İleri teknoloji ürünü askı düzenekleri kapıları çıkarıyor. Diğer işler ne kadar basit olarak halledilirse o kadar iyi. Verimlilik hayati önem taşıyor. Başlangıçtan bitişe 15 saat gerekiyor. Küçük parçalar arabalara elde taşınıp takılıyor. Daha büyük parçalar için taşıyıcılar ve makineler kullanılıyor. Böylece tavan penceresini takmak kolay oluyor. Bu sarı şey, arabanın içindeki gösterge panelini ve kumanda tablosunu takmak için kullandığımız bir taşıyıcı. Arabalar 90 kilo ağırlığındaki gösterge panellerini üretim hattına getiriyor. Torbalardaki kablolar dikkatinizi çekmiştir. Her iki yanda iki torbamız var. Kabloların toplam uzunluğu 3 kilometre. Bu gerçekten büyük bir rakam. Kablolar da Porsche'nin tasarım felsefesinin bir parçası. Panamera, arabanın farklı işlevlerinin kontrol edilmesini sağlayan farklı düğmelerle donatılıyor. Bu düğmeler sıcaklığı, havalandırmayı, süspansiyon ayarlarını, motor performansını ve daha fazlasını kontrol ediyor. Bu düğmelerin içinde en iyilerinden biri Sports Plus düğmesi. Kesinlikle Sports Plus düğmesi. Böylece araba çok hızlı ivmeleniyor. Eğlence katsayısı artıyor. Felsefemiz bu. Her işlev için bir düğme var. Çok işlevimiz olduğu için çok düğmemiz var. Daha sonra iç aksamın farklı parçaları yerleştiriliyor. Leipzig'te tek bir robot görev yapıyor. O da tüm Panamera'ların ön camını takıyor. İleri teknoloji ürünü ses sistemi bütün turbo modellerde standart olarak sunuluyor. Böylece 550 beygir gücündeki motorun sesiyle 9 hoparlörden gelen 585 watt gücündeki ses sisteminin gücünü dinlemek arasında seçim yapma şansınız oluyor. Daha sonra kapı eşiklerine Panamera isim plakası takılıyor. Sıra klasik Porsche armasını dikkatli bir şekilde takmaya geliyor. Bildiğim kadarıyla arma en çok kullanılan yedek parçalardan biri. Bazı insanlar arabanın parasını ödeyemiyor. O yüzden sadece armayı alıp arabayı bırakıyorlar. Ama arma olmadan bile Porsche olduğu belli olmalı. Bu arma sürüşün spor yönünü temsil ediyor. Porsche'nin Panamera konusundaki stratejilerinden biri de performans kadar lüks de satmaktı.
Arabayı yanınızdan geçerken gördüğünüz zaman beğenmelisiniz. Ona sahip olmayı istemelisiniz. Arabanın dış görünümü içi konusunda da belli bir beklenti oluşturuyor. O beklenti koltuklarla başlıyor. Panamera sadece 4 koltukla üretiliyor. Ama o koltuklar belki de Porsche'nin bir arabada kullandıklarının içinde en lüks olanı. 9 farklı deri arasında seçim yapabiliyorsunuz. Benim işim koltukları kaplamak. Koltukları taşıyıcıya koyabiliyorsunuz. Bu şekilde aşağı ve yukarı hareket edebiliyorlar. İç aksam renkleriyle ilgili seçenekler arasında zımparalanmış alüminyum ve ahşap da var. Yeni malzemeler, farklı malzemeler, daha fazla seçenek sunmak zorunda olduğumuzun fazlasıyla farkındaydık. Mesela şu çok hoşuma gider. Burada kullanılan özel ahşabın üzerinde ince çizgiler vardır. Bazen arabaların koltukları üzerinde çalışıyorum. Bugün ön tarafın nasıl takılacağını öğreneceğim. Bunu yapmak için 7 dakikamız var. Üretim hatlarındaki her adımda olup biteni bilgisayar monitörlerinden izlemek mümkün. Her adım ekranda anlatılıyor. Örneğin şurada yazan kısma bakacak olursanız ön tarafın montajını anlatıyor. Farlar. Nasıl takılacağını monitörden anlayabiliyoruz. Her şey yazıyor. Arabanın kapıları ise bu özel üretim hattında yapılıyor. Daha sonra arabaya takılıyor. Şu anda cila noktasındayız. Arabanın gövdesini bitirdik. Şimdi boya kalitesini kontrol ettiğimiz cila noktasına gelmiş olduk. Fabrikanın büyük bölümünde verimlilik ön planda. Burada amaçlanan şey ise mükemmellik. Yapımı biten gövde ve şasiler birbirlerine doğru ilerliyor. Ve fabrikanın ortasında buluşuyor. İşte motor, şanzıman ve akslardan oluşan düzeneğimiz geliyor. Beyaz olan Panamera'ya V6 motor takılacak. Mekanik taşıyıcılar her şasiyi yepyeni gövdenin altında kaydırıyor. Evlendirme işlemi de 2 dakika sürüyor. Bu bizim hedeflediğimiz süre. İki önemli parça her seferinde kusursuz olarak birleşiyor. İki istasyonumuz var. Bu istasyonda her şeyi bir araya getiriyoruz. Bir sonraki istasyonda ise vidaları sıkıştırıyoruz. ...21 vida ve cıvata arabayı bir arada tutmak için yeterli oluyor. Bunu yaparken bile. Yeni Panameralar bitmek üzere. İlerideki U dönüşü arabaları son montaj hattına taşıyor.
Bu üst düzey verimliliğe sahip bir montaj hattı. Şirketteki felsefemiz her şeyi farklılaştırmak için farklı çözümler üretmektir. Tabii bunu farklı olmak için değil, daha iyi olmak için yapıyoruz. Leipzig'te daha iyi olmak demek, tamponların kamyonlardan indirilip doğrudan montaj hattına götürüldüğü ve parça akışının hiç kesilmediği bir sistem demek. Stop lambaları takılıyor. Navigasyon sistemi içeriye monte ediliyor. Daha sonra sıra vites koluna ve direksiyona geliyor. Eksiksiz hizmet veren benzin istasyonlarının geçmişte kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Burada lastiklerin hava basıncını kontrol etmekten çok daha fazlasını yapıyorlar. Yepyeni lastikler takıyorlar. Lastikleri az önce teslimatı yapan kamyondan alıp doğrudan üretim hattına getiriyorlar. 12 araba için bir lastik kamyonu gerekiyor. Daha önce bir lastikçiye gidip saatlerce beklemişseniz Leipzig'te 4 lastiği takmanın ne kadar sürdüğünü öğrendiğinizde takdir edeceksiniz. 2 dakika 20 saniye. Bütün arabalar kalite kontrol testlerinden geçmeleri için fabrikanın öbür tarafına götürülüyor. Hassasiyet ön planda. Stopların yerine oturup oturmadığı. Arka bagaj kapağının bir düğmeye basıldığında otomatik olarak kapanıp kapanmadığına kadar her şey kontrol ediliyor. Motoru ilk kez çalıştırıyorlar. Bir bilgisayar performans ölçümleri yapıyor. Fakat nihai karar fabrikanın dışında Porsche'nin test pistinde veriliyor. Arabayı kullanıyoruz. Araba öznel ve kişisel bir yaklaşımla bir insan tarafından kontrol ediliyor. Teknik veriler tek başına önemli değil. Arabanın hissettirdikleri de önemli. Biz buna popüler metre adını veriyoruz. Arabanızın vücudunuz üzerinde yarattığı tepki, arabadan aldığınız geri dönüşler. Bu zor bir iş ama birileri yapmak zorunda. Pistten gelen arabalar son yıkamaya alınıyor. Yepyeni bir arabanın Leipzig'ten kirli bir şekilde ayrılması hayal bile edilemez. Bu duyduğunuz kelimenin tercümesi, kusursuzluk yetmez. Porsche'nin en yeni mega fabrikasında gerçekten de yetmiyor.